İl Kadın Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, 260 milyon Türk lirası borç ile devraldıkları belediyenin anlık borcunun 230 milyon TL'ye düştüğünü, mali açıdan kafalarını kaldıracak hale geldiklerini söyledi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü İl Kadın Belediye Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı, Başkan Necatin Demirtaş başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Denetim komisyonu seçimi ile başlayan mecliste diğer maddeler, daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Necatin Demirtaş, belediyenin mali tablosu hakkında bilgi verdi. Hem kendi başlarımıza hem karşı cephede savaş verdik bugüne kadar. Herkese fren yaptırdık. Dolayısıyla almadan vermek Allah'a mahsus. Bunları sağlayarak, şu anda ödemelerimizi de belli plana koyarak, şu an gerçekten ekonomik düzenimiz şöyle, bir örnek vereyim size. 2014'te seçimi kaybettiğimde belediyenin 95 milyon borcu vardı. Bunun 15 milyon civarındaki piyasa borcu, geri kalanı kamu alacağı dediğimiz vergi sigorta borcuna kaynaklanıyordu. Hatta Erdoğan Bey o zaman rakibimiz olarak demişti ki işte belediye battı gitti falan filan. Yani bu 95 milyon borcun çok büyük bir borç olduğunu dile getirmişti. Ben şunu söylemiştim, dedim ki eğer 2019'da Allah söyletti, 2019'da eğer aynı rakamlarla tutabilirsen seni alnından öpeceğim demiştim. Bize sağ olsun 260 milyon borç da devretti, yani 95'i. Şu anda biz 3. yılımızı tamamladık, bilançolarımızda 230 milyon. Şunu bilmek lazım, bunu aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bizim belediyelerin büyük bir çoğunluğu, %95'i vergi sigorta ödemiyor, biz de dahil olmak üzere. Vergi yükü, sadece vergiden kaynaklanan yük, mesela bizim personelimizin brüt gideri 11 milyon civarında, bunun vergi kısmı %50'ye tekabül ediyor neredeyse işçi işveren hissesinde dikkate aldığımızda. Yani 6 milyon, 5 ile 5,5 milyon arasında ortalama aylık vergi sigorta yükü var. Şu anda biz 3 sene 36 ay 5 milyon olarak kabul ederseniz 180 milyon ek yük geliyor. 180 milyon. Buna rağmen biz şu anda 230'dayız. Ne yaptığımızı, yani mucize gibi bir şey oluyor bu adlı zatında. O rakamı da muhafaza ettik yani. 260'ı da yerinde tutmuş olduk. Kafamızı kaldıracak hale geldik diye söyleyebilirim kısada. Bundan sonra daha güzel hizmetler yapacağız inşallah. Zor günlerimizi geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Asgari ücretle çalışan bir insanın ay sonu maaşı alıp alamayacağını düşünerek nasıl psikolojisi, onunla nasıl hizmet üreteceğini bir dikkate alırsak çok moral bozuk, motivasyonu bozuk olur. Biz şu anda bu problemden, hatta ben fazla mesaileri, Cumhurbaşkanlığı genelgesi vardı. İşte fazla mesai ödenmesin, şey yapılsın diye. Biz onları da ödedik. Şu anda işçinin ayın 15'inde fazla mesailerini de almış olacak arkadaşlarımız. Yani ortalama 100'ün üzerinde, 150 civarında bir rakam. Çünkü şöyle, 180 milyon ek yük geliyor. Beraberinde 230'a düşürdüğümüze göre 260'ı, 30 oradan aşağı yukarı. Tabii bir de şu var. Bir taraftan borçlanma var, bir taraftan ödeme var. Her ayda ödeme var. Mesela İller Bankası'ndan kaynağında kesinti var. Şu anda yapılandırma yaptık mesela vergi sigortayı. Bunlar kaynağında daha bize gelmeden kesilerek geliyor. 2022 yılıyla birlikte son 2 yılımızı hızlı bir şekilde sosyal sorumluluk projeleriyle ayağa kalkıp inşallah toplumumuza, insanlarımıza güzel müjdeler vereceğiz. 75 yaş yukarı insanlarımızın evde, bayan olsun, erkek olsun, iletişimde zorluk çektikleri için bunları kendi tesislerimize getirip doktor ve hemşire nezaretinde tarihi turistik yerleri gezdirmek, kendi aralarında muhabbetlerini yapmak suretiyle bu şekilde bir projeyi, şu anda bunlar birisi ihale edildi. Yıl sonu nedeniyle ihale, biliyorsun dolarda falan çok büyük artış olması nedeniyle piyasanın dengesizliğinden diyelim ihaleye teklif veren olmadı. Şimdi akabinde Şefkat evimizi de devreye geçireceğiz. Kadınlarımıza yönelik sığınma evi ile ilgili bir çalışmamız var. Onun yerini belirtmememiz gerekiyor. Yani nerede olduğu bilmemesi gerekiyor. Onun da hazırlığımız devam ediyor. Şu anda biz oranın dışını toplayacağız. İçeriyle ilgili yurt tarzında yapmayı planlıyoruz. Yaptığımızda da yurt kura devredip kiralama suretiyle yurt kurla, öyle bir düşüncemiz var. Şu anki aklımızda olan o. Türkiye'de sözlerin hepsinin çok güzel olmadığını ima ediyorsun. Yani hem ben baştan da söyledim, idarenin takdirindedir dedim. Yani siz...